Gazeteci Can Dündar hakkında verilen 27 yıl 6 ay hapis cezasını değerlendirecek. Merhabalar Can Dündar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk, sağ olun. Can Dündar, avukatlarınız dün açıklama yaptılar, Nazi rejimi hatırlatması yaptılar, medeni ölü haline getirildiğinizi söylediler ve duruşmaya katılmayacaklarını ifade ettiler. Bu ifadeler ne anlama geliyor? Galiba getirildiğimi değil ama getirmek istendiğimi söylüyorlar. Yani hukuken. Ama henüz ölü değiliz çok şükür. Medeni olmaya çalışıyoruz ama ölü değiliz. Ve ömrümüz yettiğince de bununla mücadele etmeye devam edeceğiz. Beklemediğimiz bir karar değil, beklediğimiz bir karar. Çünkü Türkiye'de gazeteciliğin bedellerini hepimiz yaşayarak görüyoruz. Onlardan ben ilki değilim, sonuncusu da olmayacağım muhtemelen. Bunlardan bir tanesi daha. Bitmeyen bir öfkenin ve öc alma duygusunun bunlar sonuçları, hukukla ilgisi yok, tamamen siyasi bir intikam duygusuyla alınmış siyasi kararlar. Avukatlarınız duruşmaya katılmama kararı almıştı ve katılmadılar. Bunun nedeni nedir? Onların da belirttiği gibi önceden verilmiş bir karar, yani salona girerken ne karar çıkacağını bilmek kadar hazin bir durum yok hukuk sistemi için. Kararlar orada yazılmıyor, kararlar sarayda yazılıyor ve hakimlerin eline tutuşturuluyor. Ya da hakimler göze girmek için daha yüksek ceza vermek için yarışıyorlar. Böyle bir adalet giyotini ya da Erdoğan'ın tetikçisi tarafından verilecek bir cezayı biz hukuki saymıyoruz. Orada bir orada oynanan oyuna da ortak olmak istemedik. Bir an düşünün, Türkiye'de bütün keşke davalarda böyle bir ani çekilme hali olsa ne kadar zor durumda kalırdı Türkiye. Elbette kimseden bekleyemeyiz bunu ama biz en azından kendi adımıza bu oyunda taraf olmak istemediğimizi açıkça dile getirdik. Siz baştan beri sizin değil gazetecilik faaliyetinin yargılandığını ifade ettiniz Can Bey. Bu süreçte gazetecilik yapmanın ne kadar zor olduğunu hep ifade ediyorsunuz. Size verilen bu ceza gerçekten gazeteciliğe verilmiş bir ceza mıdır, casusluğa verilmiş ceza mıdır? Vallahi casusluğa dair ben kararı okudum, hiçbir şey bulamadım. Çok komik bir şey tabii, bir gazeteciyi düşünün, casusluk yapıyorsunuz, aldığınız haberi götürüp gazetede manşet yapıyorsunuz. Yani hangi ülke için casusluk yaptığım bile belirtilmemiş. Dolayısıyla bunu bir espri olarak görüyorum. Bu unvanı bana yapıştırmalarına. Yapılan şey çok açık. Baştan beri çok net. Her şeyimiz çok açık. Biz Türkiye İstihbarat Teşkilatı'nın illegal olarak yetkisi olmadığı halde ve meclisin bilgisi dışında Suriye'deki cihatçılara silah taşıdığını görüntülerle belgeledik. Ve hükümet buna yok diyemedi. Bunu reddedemedi. Sadece devlet sırrı perdesinin arkasına gizlendi ve devlet sırrını ifşadan bir ceza verdi. Düşünün ki Türkiye'nin ulusal güvenliği nedeniyle gizli kalması gereken sır dedikleri şey bugün bu karar sayesinde sabahtan beri dünyanın hemen hemen her ülkesinde haber oldu. Şu anda dünyanın her yerinde Türk hükümetinin Suriye'deki cihatçılara nasıl silah aktarıldığına dair verilen bu habere verilen ceza konuşuluyor. Böylece bütün dünyaya ne yaptıklarını göstermiş oldular. Evet, ben onu sormak istiyordum. Bütün dünyadan tepkiler gelmiştir büyük olasılıkla. Nasıl tepkiler geldi Can Bey? Aslında dikkat çektiğiniz nokta da çok önemli. Belki de çok fazla bir kesimin bilmediği olayın kendisi şu anda bütün dünyaya yayılmış durumda. Ve bütün dünyaya MİT'leri ifşa olmuş durumda. Nasıl tepkiler aldınız? Sabahtan beri telefonlarınız susmamıştır büyük olasılıkla. Evet, yani şu sevindirici, gerçekten uluslararası kamuoyunda inanılmaz bir dayanışma var. Yani Türkiye'de gazetecilerin ne durumda olduğunu, siyasetçilerin ne durumda olduğunu yakından izliyorlar, görüyorlar. Nasıl Türkiye'deki kamuoyuyla hükümeti ayırmak gerekirse dünyadaki kamuoyuyla hükümetleri de ayırmak lazım. Hükümetler bir şekilde, bazı hükümetler Erdoğan'la iyi geçinmeye çalışıyorlar ama kamuoyunda inanılmaz bir sempati var Türkiye'deki muhalif güçlere ilişkin ve demokrasi mücadelesi verenlere ilişkin. Ve her gelen karar, yani dünkü Demirtaş kararı, biraz önce verdiğiniz Olay TV'nin kapatılması ya da işte bugün bana verilen ceza, yarın Eren Keskin'in belki yargılanacak olması Özgür Gündem davasında, bütün bunlar Türkiye'de nasıl bir mücadele verildiğini ve bunca baskıya rağmen insanların boyun eğmediğini gösteren örnekler olarak yansıtılıyor.
Ben bunu çok önemsiyorum. Bu uluslararası dayanışma gerçekten bizim yalnız olmadığımızı ve büyük bir insanlık ailesinin bir parçası olduğunu ve evrensel değerleri savunduğumuzu gösteren örnekler. Yani şunu bilmesi lazım hükümetin, ne yapsalar susmayacağız, vazgeçmeyeceğiz. Yani her şeyimizi kaybetmeye noktasına da gelsek, zannediyorlar ki biz onlar gibi çok malı mülkü önemseyen insanlarız. Malımız mülkümüz elimizden alınca susacağız zannettiler. Onu denediler, susmadık. Özgürlüğümüzü elimizden aldılar, hapishanedeydik, gene susmadık. Silahlı saldırı denediler, susturabiliriz sandılar, susmadık. Bundan sonra biz sussak da diğerleri konuşacaktır. Bu toplumu böyle esir almanın imkanı yok. O yüzden bu devam edecektir ve bu mücadele sonunda kaybeden taraf, baskı uygulayan taraf olacaktır. Bizler değil. 27 yıl 6 ay ceza aldınız. Herhalde olabilecek en yüksek sınırlardan, en üst sınırlardan verilmiş bir ceza bu. Bundan sonra süreç nasıl ilerler? Bundan sonra yani işte görüyorsunuz Yargıtay'ın halini. Yargıtay'da geçen hafta yapılan oylamayı gördünüz. Hükümetin orada ne kadar etkin olduğunu bu oylama net bir şekilde bize gösterdi. O yüzden artık Can Dündar, beni duyabiliyor musunuz? Can Bey, sesiniz bize şu anda ulaşmıyor. Teknik bir... siyasi Evet, dinliyorum. Şu anda geliyor sesiniz. Buyurun. açıkçası ben hukuki süreçlerden ziyade siyasi süreçleri önemsiyorum. Ve biz şunu göreceğiz. Bu hükümet gidecek. Bu hükümetin verdiği bütün illegal hukuki kararlar geçersiz sayılacak ve temizlenecek. Bütün içerideki tutsaklar, esirler çıkacak ve yeni bir dönem başlayacak. Buna hiç kimsenin şüphesi olmasın. O yüzden bu kararların hiçbir geçerli, hiçbir anlamı yok. Hepsi çöpe gidecek kararlar. Ben buna yürekten inanıyorum. Ve yarın bu kararlara imza atanlar çok utanacaklar ve hapisteyken keşke yapmasaydık diyecekler. Can Bey, umutlu şiirler gibi bağladınız sonunu. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza Ben katıldığınız teşekkür için. ederim. Hiç umudu kesmeyelim. Gelişmeleri birlikte izleyeceğiz.